Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizin görünümü çok çok şık, yapımı da bir o kadar kolay bir model. Hemen iki sırada modelimiz tamamlanmakta ama baktığımızda sanki daha farklı işlemler yapılıyormuş görüntüsü var. O kadar güzel durmakta. Evet şimdi modelimizi Yeleklerimizde kullanabiliriz, şal yapımında, atkı yapımında kullanabiliriz ya da fular yapımında kullanabiliriz. Nerede kullanmak istiyorsak uygun yerlerde modelimizi çalışabiliriz. Ben ince simli ipimle modelimi çalıştım ve buçuk numaralı tığımı kullandım. Sizler istediğiniz marka ve ürünleri kullanabilirsiniz ve buna uygun tığları tercih ederseniz çok güzel çalışmalar yapacaksınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimiz için bir parça zincirimi ve üzerine trabzanımı çekerek hazırladım. Şimdi kurulumumuzu birlikte yapalım. En son zincirim üzerine yapmış olduğum trabzanım açıldı. Onu hemen örüyorum yeniden ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir tane tırabzan örüyorum. Tırabzanlarımı ikili olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5. trabzanımın üzerine batarak ikili şekilde örüyorum. Bir tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. gelerek batıyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak alttan sayıyorum Dilerseniz zincir üzerine de çalışabilirsiniz 1 2 3 4 5 5. trabzan içerisine giriyorum 2 defa da alıyorum Araya zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. trabzanıma batıyorum. 1. sıramız bu kadar basit. 7 tane zincir, 2 trabzan, 7 zincir, 2 trabzan şekliyle ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zinciri sayıyorum aşağıdan 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5. trabzanıma batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Araya 2 tane zincir 1, 2 atlıyorum. 3. batıyorum. Tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 1. Kenardaki trabzanlarımı da düz kenar patı olarak örelim. Sizler daha fazla koyabilirsiniz. Ben yani sadece model olduğu için bakınız. Şu şekilde 7 tane zincirle başladım. 7 zincir, 2 trabzan, 2 tane atladım. 7 zincir, 2 trabzan arasında 2 tane atladım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Burayı daha fazla da yapabilir yelek örecek arkadaşlarım. Burayı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmaya geçiyoruz. Bakınız diğer tarafta kenar patları olmadan sadece iki trabzanla örmüştüm. 3 tane zincir çekiyorum. Bu ikinci sıramız. Bakınız bütün modelimiz bu iki sıradan oluşmakta. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 dördüncü zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Üzerine iki tane zincir, aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum ve bir V oluşturuyorum. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki iki trabzanın önce ilkine batıyorum, örüyorum. Araya zincir çekmeden diğer trabzanıma da örerek ters V yapıyorum. Tekrar üç tane zincir, tığımın başını doluyorum tam ortalayarak. Dördüncü zincirin içerisine giriyorum. İki tane yeni zincir çekip aynı yere batarak bir tane V örüyorum. Tekrar üç tane zincir tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki iki trabzanımın önce ilkini araya zincir çekmeden ikincisini örüyorum ve kapatıyorum bir tane ters V. Bir açık V, bir ters V, bir açık V, bir ters V oluyor. Tekrar 1, 2, 3 doluyorum. Tam dördüncü zincire batıyorum. Göz kararıyla çözümleyebilirsiniz. Zincir ortasına ördüğümüzü yukarıya doğru V yapıp arasına zincir çekiyoruz. Trabzanların üzerine battığımız V'lerimizi, ters V'lerimizi ise zincir çekmeden kapatıyoruz. 1, 2, 3 Dördüncü zincire girip son açık V'mi örüyorum ve bu dilimi görmüş olduğunuz bu iki sırada tamamlıyorum 3 zincirimi çektim kenardaki iki trabzanımı batıyorum Evet bakınız modelimizin tamamını birinci sıra ve ikinci sırayı sürekli tekrarlamakla kuracağız ve öreceğiz gayet kolay şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum yan trabzanı ördüm. Bu trabzanlarımız dikiş trabzanlarımız. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. V'min içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzanım örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız V'mizi bir önceki sırada zincir üzerine yaptığım V'me bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. Yine 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 trabzanımı örüyorum. 7 zincir, 2 trabzan, 7 zincir, 2 trabzanımızı açık beylerimizin içerisine örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 açık beylerimizin içerisine 2 tane trabzan alt sırada da bakınız aynı işlemimizi yapmıştık birinci sıramızda. 1, 2, 3. 3 zincir çekip kenar trabzanlarımı örüyorum. Son trabzanıma kadar ördüm. 3 tane zincirimi bitiş yönünde çektim. Birer birer trabzanımı örüyorum. Buradaki sayı önemli değil. Bu trabzan sayısı dilediğiniz kadar yeleğimizin kenarına büyütebilirsiniz. 7, 8 ne kadar isterseniz. Şimdi diğer sıramıza başlıyoruz. Aynı bakınız aşağıda yaptığımızı yapıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Açık olan arasındaki zincir olan trabzanlarımı kapatıyorum. 1, Araya zincir çekmeden diğer trabzanımı da örüyorum. 2 kapadım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aşağı bakınız. ikinci sırada yapmış olduğum gibi. Şöyle açık V'mi araya 2 zincir çekerek örüyorum. 4. zincir içerisine batıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Bir trabzan. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz bu trabzanımızı kapatıyoruz. 1 Yanına örüyorum araya zincir çekmeden 2 kapadık. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tam 4. zincir içerisine batıyorum. 1 trabzan 2 zincir bir tane trabzan zincir üzerlerine ördüğümüz trabzanlarımız bakınız açık tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki iki tane trabzanımı ters ve olarak kapatıyorum bakın modelimiz ortaya çıktı büyüdükçe çok çok güzel olmakta 1 2 3 tığımın başını doluyorum dördüncü zincire yine bir trabzan 2 zincir bir trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ayrı ayrı olan arasındaki 2 tane zincir bulunan trabzanımı ters ve yapıyorum 1 2 3 1 2 kenardaki dikiş için ördüm trabzanlarımı tamamlıyorum 3 tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve modelimizi bu şekilde yürütüyoruz zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum şurada görmüş olduğumuz açık V'nin üzerine 2 tane trabzanımı örüyorum 1 araya 2 zincir çekiyorum ve yeniden bakınız aynı zincir ve trabzanlı olan sıramızı başlatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 batıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden devam ediyorum. Tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum ve bu şekilde modelimizi sürekli aynı tekrarları yaparak ilerletiyor. Evet sevgili arkadaşlar bu güzel modelimizi sizlerle birlikte çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.